İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün günlerden 1 Kasım Cuma ve bu akşam da bizler bir saat boyunca hem Türkiye'nin nabzını tutacağız hem de dünyaya dair sıcak gelişmeleri aktaracağız sizlere. Ben Nesibe Cebeci, Beyaz Ana Haber başlıyor. Efendim, İstanbul bugün önemli bir konuk ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede terörle mücadelede iki ülkenin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye içinde de, Irak'ta ve Suriye'de de, Avrupa başta olmak üzere var olduğu her yerde terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize tehdit nereden geliyorsa mutlaka kökünü kazıyacağız. İstanbul bugün önemli bir konu ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şia El-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Fay'la Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddesi terörle mücadeleydi. Kabul'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele iki ülkenin huzur ve istikrarına hizmet edecek dedi. Irak hükümetinin terörle mücadele adımlarından memnuniyet duyduklarını da ifade etti. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı. Türkiye'nin barış çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, İsrail saldırganlığının hem bölge hem de dünya barışı için bir tehdit oluşturduğunu, bunu önlemek için uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerektiğini söyledi. Erdoğan görüşmenin ardından Sudani'ye köşkü gezdirdi.